Sevgili izleyenler, gündem sürekli değişiyor. Peki vatandaşlarımıza sormak istediğimiz soru bugün, Türk ordusu Suriye'de olmalı mı? Vatandaşlarımızın cevaplarını gerçekten çok merak ediyoruz. Hemen cevaplara geçelim. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumları eksik etmeyelim. Hemen cevaplara geçelim. Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı? Bence bulunmalı. Neden bulunmalı? Yani kendi güvenliğimiz için, kendi sınırlarımızın güvenliği için. Yani Türk ordusu Suriyeliler için orada değil mi? Bizim için mi orada? Bence bizim için orada. Ya ben bana sorarsanız bu iş biraz karışık. Yani sen de ülkende istemezsin başka vatandaş. Ama şu anda onlar mecbur oldukları için. O yüzden. Peki bu ülkede mesela Suriyelilerin ne işi var? Suriye'de Türk ordusunun ne işi var diyenler neden bunları söylüyor? Çünkü bunların kendi ülkelerini savunmadıklarını düşünüyorlar. Bizim askerimizin orada savunduklarını düşünüyorlar ve şehit olduklarını düşünüyorlar. Hani hiç yok yani, onlar burada geziyorlar vesaire vesaire. Bizim ordumuz orada onlar için savaşıyor. Yani bu şekilde düşünüyorlar. Pekala, çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Türk ordusu Suriye'de bulunmalı mı sizce? Türk ordusu Suriye'de bulunmamalı. Neden? İş uzun, işin başı var kardeşim. Suriyelileri buraya doldurdular. Onlar gitsin orada abetsin. Niye bizim askerlerimiz ediyor? Türk ordusu neden Suriye'de? Suriyeli gençler nargile içiyorlar, kef Peki, yapıyorlar. Peki Türkiye sizce Suriyeliler için mi orada? Yani yoksa kendi güvenliğini korumak için mi? Karışık kardeşim, şey çok uzun. 2 dakikada anlatılmaz. Pekala, sağ olun. Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı? Benden evvel abim var bak. Valla devletimizin güveni için tabii bulunmalı. Evet. Peki Türk ordusunun Suriye'de işi yok diyenler neden bu açıklamayı yapıyor? İşlerine gelmiyor herhalde. Ne işine gelmiyor mesela? Valla bilemiyorum ben. Vatanseverliğinden de şüpheliyim o tür insanlara. Eyvallah. Pekala. Ne güzel değil mi? Pekala. Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı? Hayır. Neden bulunmamalı? Suriyeliler burada rahat rahat otururken bizim Türk ordumuz orada savaşmamalı. Türk ordusu Suriyeliler için mi Suriye'de? Bence öyle. Kendi güvenliğimiz için değil mi? Düşünmüyorum. Peki Cerablus'tan kilise atılan bombalar bizim güvenliğimizi tehdit etmiyor muydu? Ben fazla detaya girmesem. Pekala, sağ olun, hayırlı günler. Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı? Kesinlikle. Bulunmalı. Kesinlikle bulunmalı. Neden bulunmalı peki? Bu çünkü Kur'an'da da yazıyor. Bunu bilmeniz lazım yani. Eğer Kuzey devletlerinin biri yıkılırsa ondan sonra Türkiye'nin Güneydoğusunu alırlar. Onun için de bunu zaten devletimiz de milletimiz de biliyor herkes. Pekala. Kadim bir bilgidir. Peki Türk ordusunun Suriye'de işi yok. Suriyeliler burada keyif çatıyor. Bizim ordumuz orada şehit oluyor diyenler. Neye dayanaraktan bunları söylüyor? Sen eğer birine merhamet edersen bir gün gelir sana merhamet ederler. Pekala. Çok sağ olun. İyi günler. Türk ordusu Suriye'de bulunmalı mı? Bulunmamalı. Neden bulunmamalı? Ne bileyim ben. Türk ordusu sence Suriye'de bulunmalı mı? Bulunmalı. Neden bulunmalı? Çünkü hadi şimdi gücünü sevdiğim yani gerekli. Neden gerekli? Çünkü neden gerekli? Şimdi bizim buradaki insanların yani sağlık sıhhatlerini yani şey yapması için gerekli abi, gücünü sevdiğim. Pekala, çok sağ olun. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Sizce Türk ordusu Suriye'de bulunmalı mı? Bulunmalı. Neden bulunmalı? Kendi güvenlerimiz açısından. Peki Suriyeliler burada keyif çatıyor, bizim ordumuz orada şehit oluyor diyenler. Haklı mı? Yok, haklı değil. Haklı değil bence. Neden? Şimdi orayı başıboş olarak bırakırsak başımıza daha sıkıntı olur. Yani bizim bekamız, güvenliğimiz için tabii orada olmalıyız. Pekala, çok teşekkürler. Sizce Türk ordusu Suriye'de bulunmalı mı? Bulunmalı tabii. Neden bulunmalı? Türkiye Cumhuriyeti yani orada bulunmazsa bizim de başımıza aynı şeyler gelebilir. Yani onların başına ne geldiyse aynısı bizim başımıza. Yani Türkiye kendi güvenliğini mi sağlıyor Suriye'den? Ha, evet. Pekala, sizce Suriye'de bulunmalı mı Türk ordusu? Türk ordusu bana göre kesinlikle Suriye'de olmamalı. Suriyeli'ye bu kadar kapının açılması kesinlikle bana göre doğru değil. Tamam, istersen sırayla gidelim. Neden Suriye'de bulunmamalı? Suriye'de şimdi belki şu anda bulunması zorunda olabilir. Şu andaki konjonktür gereği şu anda bulunmalı. Ancak normal koşullarda başlangıçtan itibaren izlenen Suriye politikası kesinlikle yanlış bir politika. Ne yanlıştı mesela? Şimdi komşuda
komşunun iç işlerine karışmamak gerekiyor. Komşunun iç işlerine karıştığı zaman, komşu da bir şekilde yangın olduğu zaman benim bitişikte etkilenmemem mümkün değil. Yani komşumun zarar görmemesi lazım, başkalarının iç işlerine karışmamam lazım. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini o pozisyonda, o paralelde bir politikanın olması her zaman daha yaşandır hale getirir. Yurtta sulh, cihanda sulh. Buranın altını bir çiziyorum. Tabii, aynen. Bak şu anda mesela Yunanistan'da, yanı başımızda, Ege'de kendi adalarımıza sahip çıkamıyoruz. Tamam. İstersen soru cevap gidebilir miyiz? Çok bir dakikanızı alacağım. Öncelikle yurtta sulh, cihanda sulh dedi. Bir altını çizelim. Bu sözü bir Google'a yazalım, bir de yana 15 yazalım. İkinci soru olarak da şunu sormak istiyorum size. Suriye'den Türkiye'ye bombalar atılıyordu Cerablus üzerinden. Evet. Hatta 15 Temmuz'dan sonra tüneller kazıldığı ortaya çıktı. Evet, evet. Türk ordusu şu anda orada. Evet. Bu konuda kesinlikle haklı. Türk ordusunun verdiği bu anlamdaki karar, yaptığı davranışlar, hamleler yerinde. Şuraya geleceğim ama. Amerika on binlerce kilometre öteden Suriye'de. Evet. Almanya aynı şekilde askerlerini bulunduruyor. Fransa gemilerini bulunduruyor. Evet. Yani Türkiye'nin hedef belli. Türkiye'nin hedef Türkiye. Hedef ama Türkiye. Şimdi Türkiye'nin en başından beri Suriye politikasının iç işlerine karışmasını desteklemiyorum demiştiniz. Tabii işte, ama diğer bütün ülkeler karışıyor. Bak karışıyor. O ülkelerin çok ciddi çıkarları var. Rusya şu anda Akdeniz'le, yani şu anda sıcak denizlerle bağlantıyı kurdu Suriye üzerinden. Amerika'nın ciddi çıkarları var. Irak'ta herhangi bir kimyasal silah bulundu mu? Irak'taki bütün petrol kuyularına Amerikan şirketleri sahip oldu. Sahip olduktan sonra Amerika'yı parsellediler ve böldüler ki şu anda bölecekler, Irak'ı bölecekler. Irak'ın bölünmesi kaçınılmaz. Peki Türkiye ne yapmalı? Türkiye kesinlikle kendi meşru sınırlarını koruması için ülke, hem insanıyla biz de millet olarak da, ülke olarak da, devlet olarak da, ordu olarak da kesinlikle sınırlarımızı korumalıyız. Üstümüze düşeni ziyadesiyle yapmalıyız. Ama bunu yaparken az önceki o Atatürk'le ilgili söylediğim politikanın sağlıklı olması lazım. Yani masada olması lazım. Şu anda Amerika ile Rusya'nın arasında gidip geliyoruz. Hangisine yanaşacağımızı bile bilemiyoruz. Dengeli politika üretemememizden kaynaklanıyor. Bulunmalı. Neden bulunmalı? Çünkü güney hudutlarımızdan ülkemize tecavüzler var. Onu önlememiz lazım. O da hudutlarımızda değil, daha ileride önlenir. Türkiye Suriye politikada, Suriye politikasında bir hata yaptı mı sizce? Ya, taktik şeyler olabilir ama genelde hata yok. Oradan tecavüz var çünkü. Ülkemize tecavüz var. Tecavüzü önlemek lazım. Bu devletin görevi ve onun için oradalar. Pekala, çok sağ olun, elinden. Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı? Bulunmamalı. Neden bulunmamalı? Onların gençleri burada çok hayat güzel hayat yaşıyor. Bizim gençlerimiz onları korumak için mi orada, yoksa bizi koruması için mi? Vallahi bizi koruması için ama yanlış. Türk ordusu Suriye'de bulunmalı mı? Evet. Neden bulunmalı? Çünkü oradaki insanlar çok zor durumdadır onun için. Peki Suriyeliler burada geziyor, bizim ordumuz orada onları koruyor. Bu cümleye inanıyor musunuz? İnanıyorum. Yani bu cümle doğru mu? Doğrudur. Pekala, teşekkür ederim, sağ olun. Türk ordusu Suriye'de bulunmalı mı? Yani bulunmalı bence. Neden bulunmalı? Neden bulunmalı? Toprak bütünlüğümüz için bulunmalı. Tampon bölge oluşturmalı orada. Onun dışında yani böyle düşünüyorum ben. Pekala, bulunmalı çok sağ ol. Yani. Çok teşekkür ederim, görüşmek üzere, kendine iyi bak. Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı? Yorumsuz bir şey diyemeyeceğim. Pekala, sağ olun. Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı? Yok, hayır. Neden bulunmamalı? Neden bulunsun ki? Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı? Türk ordusu Suriye'de bulunmalı mı? Türk ordusu Suriye'de bulunmalı mı? Bulunmamalı mı? Evet, sağ olun. Türk ordusu dünyada bulunmalı. Dünyanın her ülkesinde bulunmalı. Türklüğünü göstermeli. Hepimiz de gayret etmeliyiz, desteklemeliyiz onları. Pekala, sizce bulunmalı mı? Katılıyorum Hacı abiye. Pekala, çok sağ olun, iyi günler. Bulunmalı. Neden bulunmalı? Orası Suriye değil, yarıya Türkiye'dir kurulduğundan beri. Pekala, sağ olun. Türk ordusu sizce Suriye'de bulunmalı mı?
Suriye ülkemizin güvenin açısından bulunmalı tabii ki. Peki bulunmamalı diyen vatandaşlar da var. Evet. Yani Suriyeliler buradayken neden Türk ordumuz orada şehit oluyor diyenler var. Ne ya düşünüyorsunuz? Şimdi Suriyelilerin yeterli tesisat yok ki, silah, araç, gereç. Hepsi şeyin elinde, Esed'in elinde. Adamları çatır çatır bombalıyor. Onlar da bizim başımıza da gelse biz ne yapacağımızı bilmiyorum yani. O yüzden yani bizim güvenliğimiz açımızdan bizim ordumuzun orada bulunması iyi bir şey yani. Pekala. Sınırlarımızın. Pekala, çok sağ olun, iyi günler. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.